Evet, değerli gençler merhabalar. Kıvanç Hoca ben. Şimdi türev konusuyla karşınızda olacağım. Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Son dönemler hepiniz farkındasınız. Bazı değişiklikler oldu. Biz de sizler gibi bir açıklama bekliyoruz. Net bir açıklama, ona göre de nelerin üzerinde daha çok duracağız, nelerin üzerinde durmayacağız, bir yöntem belirleyeceğiz. Kıymetli gençler, türev alma kurallarından başlayacağız. Ekstremumlar, işte müfredata göre ekstremumlarda sonlandıracağız gibi duruyor. Türevi biraz daha geriden aldık. Bakalım, inşallah güzel bir ders olur diyelim ve vakit kaybetmeden türevimize başlayalım. Kıymetli gençler, bakın buradaki mesele şu. Türev alma kurallarıyla alakalı. İlk türevi girişimiz şöyle olacak. Türev limit ilişkisiyle gireceğim. Böyle girmemin bir tane nedeni var. 2007 senesinde ÖSYM bir tane soru sordu. 2007 senesinde. Ne öncesinde ne de sonrasında hiçbir soru sormadı bir daha. Ama 2007 senesinde sordu arkadaşlar. O yüzden türeve biraz farklı gireceğiz. Türev limit ilişkisiyle gireceğiz. Burada mesele ne? Bakın. Buraya yazdık arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken, hepiniz limit biliyorsunuz bak. Limit x sıfıra giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 oranına biz fonksiyonun x0 noktasındaki türevi diyeceğiz. Evet, bu tanım önemli. 2007 sorusunda sadece bir tane soru sordukları için bir iki sayfa buna değineceğim. Bir de haşlı tanım var. Limitin haşlı tanımı var. Orada ifade nedir? Bakın limit h sıfıra giderken f(x0) artı h eksi f(x0) bölü h. Bu da x0 noktasındaki türeve tekabül ediyor arkadaşlar. x0 noktasındaki türeve tekabül ediyor. Şimdi alttaki örneğimize bakarsak f(x) fonksiyonu 2x üzeri 4 eksi x artı 1. 2x üzeri 4 eksi x artı 1. Bakın şunu biraz yukarı doğru kaydırayım. Limit x1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 ifadesi sorulmuş. Bakın bu bir limit sorusudur. Hani türevi bilmeyen bir arkadaş için limit sorusudur. Hocam çözülür mü limitle? Çözülür. Ama biraz uzun sürer. Uzun sürer. Şimdi yukarıdaki bakın formülümüze bakalım bir de aşağıdaki soruluşa bakalım. Yukarıda fx eksi fx0 diyordu. Aşağıda fx eksi f1 diyor. X eksi x0 diyordu. X eksi 1 diyor. Aslında arkadaşlar bakın bu adam bize ne soruyormuş biliyor musunuz? F türev 1'i soruyormuş aslında bu vatandaş bana. Hocam F türev 1'i nereden bulacağız? Şimdi ben girdiğim sınıflarda ya da hepiniz polinomlardan şu fonksiyonun türevinin nasıl aldığını herkes biliyordur. Bak türevi nasıl alıyordu? F türev x eşittir. X'lerin üstü öne çarpım olarak atılıp 8 x küp üstü ne yapıyorduk? Bir azaltıyorduk. Üst öne çarpım atılıyor, üst bir azaltılıyor. X'in üstünde 1 var, öne attım eksi 1, x üstü 0, o da 1 olduğu için çarpmada 1'in etkisi yok, yazmadım. 1'in türevi, sabitin türevi 0. Bana f türev 1 lazımdı. Ne oldu f türev 1'imiz arkadaşlar? X yerine 1 koyduğumuzda cevabımız 7 oldu diyoruz. Hemen sağ tarafa bakacak olursak, limit h sıfıra giderken f x0 artı h eksi f x0 bölü h ifadesi de neydi arkadaşlar bizim için? Bakın şöyle biraz çekeyim. F türev x 0 demekti değil mi? F türev x 0. Buraya baktığımız zaman şimdi soruluşa bakalım. Formülü bak altına yazdım. Soruluşa bir bakın. Limit h sıfıra giderken f eksi 1 artı h eksi f eksi 1. Formüle bakıyorum. X 0 artı h eksi f x 0. Ne gelmiş x 0 yerine? Eksi bir gelmiş. Yani bu vatandaş aslında bana neyi sormaya çalışmış? F türev eksi biri sormaya çalışmış. Hocam nereden bulacağız F türev eksi biri? Az önce zaten dikkat ederseniz F türev x'i ne yapmıştık bakın? F türev x'i şuraya yazmıştık. F türev x burada. Şuradan ok çıkıyorum. F türev eksi birimiz ne olur? X'in yerine eksi bir koyarsak cevabımız eksi 9 olur diyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bir giriş yapmam tekrar söylüyorum. Belki bazılarınız sevmeyecek bu girişi. Çoğunuz şunu bekliyordunuz işte üst ön atılır, üst bir azaltılır. Ama bir tane 2007 sorusu için birazdan onu da çözeceğim. Biz böyle başladık. 2007 senesinde bir tane soru sordular. Kitaplarda da var bu tip sorular. Şimdi kıymetli gençler, şuraya bakalım.
fx x küp eksi 1 ise limit h 0'a giderken f h eksi 3 eksi f eksi 3 bölü h. Bakın limitle de karşılaşabilirsiniz bu sorularla. Bir önceki sayfaya dönmek istiyorum. Şu h'lı tanımı tekrar size göstermek, hatırlatmak istiyorum. H'lı tanıma bakar mısınız? Bak limit h 0'a giderken f x 0 artı h. Soruya dönelim. F x 0 artı h. Soruya dönüyorum. F eksi 3 artı h. Yani x 0 yerine ne gelmiş? Bakın eksi 3 gelmiş. Yani bu adam aslında sana f'in türevinde neyi soruyor? Eksi 3'ü soruyor. F'in türevinde eksi 3 nedir diye soruyor. Kıymetli gençler, f'in türevinde eksi 3'ü peki nereden bulacağım? Türevini alıp eksi 3 koyacağım. Türevimizi alalım. F türev x eşittir 3x kare. Üstü öne attım. Çarpım olarak. İşte önde 1 vardı ya, hani 3'ü öne çarpım olarak attık. 3x kare. Eksi 1'in türevi ne oldu hocam? Eksi 1 sabit olduğu için türevi 0. Eksi 3 koymam gerekiyor. F'in türevinde eksi 3'ü yazdığımız zaman da gördüğünüz gibi cevabımız 27 oluyor. Alttakine bakıyorum. Fx'i vermiş yine bana, bir limit soruyor bakın. Limit x eksi 1'e giderken fx eksi f eksi 1 bölü x artı 1 nedir diye sormuş. Kıymetli gençler, ben yine bakın bir önceki sayfaya dönüp x'li tanıma bakalım bak. Fx eksi fx 0. Fx eksi fx 0. Bölü x eksi x 0. Dönüyorum. Fx eksi f eksi 1. Şu aşağı tarafı da aşağı tarafı şöyle yapalım. Aşağı tarafı şöyle yazacağım. Ben bunu x eksi eksi 1 diye yazdığımı düşünün. X eksi eksi 1 diye. Formüle benzesin diye. Hani fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0. Yani x 0, bak şu kısım x 0'dı. X 0'ın yerine ne koymuş adam? Formüldeki x 0'ı bir daha göstermek istiyorum bakın. Fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0. X 0'ın yerine bakarsanız sadece eksi 1 gelmiş. Bu adam sana neyi sormuş o zaman? F'in türevinde eksi 1'i sana sormuş. F'in türevinde eksi 1'i sormuş. O zaman ben bunun türevini aldığımda, türevini alırsam f türev x eşittir. Üstü öne attım, üstü bir azalttım. Üstü öne attım, üstü bir azalttım. X'leri 0 olduğu için. Orada da eksi 1'i koydum. F türev eksi 1 kime eşit oldu arkadaşlar? Eksi 3 oldu diyoruz. Evet, bu iki örnekte de arkadaşlar sadece bu türev ile limit arasındaki ilişkiyi kavratmaya çalıştık. Neden bunu yaptık? İşte cevabı. Neden? Bu sorular için bunu yaptık arkadaşlar. Bu sorular için. Şimdi bakacak olursak, bakın şuna bir bakalım. Limit x x 0'a giderken fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 f türev x 0. Bunu niye yazdın hocam tekrar? Tekrar her sayfaya yazıyorum ki aklınızda kalsın, kazınsın kafanıza. Limit h 0'a giderken fx 0 artı h eksi fx 0 bölü h eşittir f türev x 0. Bak iki formülde zaten birini sayfada koydum. Şimdi sorumuz bu arkadaşlar. Bu sorular dediğim gibi tanımı bilmezsen biraz zor sorular. Şimdi sorum şu. Size sormak istediğim olay şu. İki tanımı da koydum. Soruya da baktık. Sizce bu soruyu birinci sıradaki tanımla mı yoksa ikinci sıradaki tanımla mı çözebilirim? Hangisine benzetebilirim bu soruyu? Benim için önemli olan bu. Buna bakmaz istiyorum. Şimdi birinci tanımın pay kısmına bakıyorum. Fx eksi fx 0. Fx eksi fx 0 oluşturma ihtimalim soruda yok. Aşağıdakine bakıyorum. Fx 0 artı h eksi fx 0. Bakın arkadaşlar. Fx 0 artı h yok ama fx artı h var. Yanına eksi fx 0 lazım. Şu fx'i karşıya gönderirsem. Fx artı h eksi fx eşittir. H üzeri 5 artı 4x h eksi 10 h da burada kaldı arkadaşlar. Bakın ne yaptığımı gördünüz. Sadece ve sadece fx'i karşıya attım. Neden bunu yaptım biliyor musun? Bak ikinci tanım şuna benzetmeye çalışarak çözmeye çalışıyorum soruyu. Çünkü ancak buna benzetebileceğimin farkına vardım. Şimdi pay kısımları benzediğini gördünüz değil mi? Bak fx 0 artı h eksi fx 0. Sadece fx 0 yok. Fx var. Önemli değil. Tam benzemesi için her tarafı neye bölmem gerekiyor? Burada tam benzemesi için her tarafı
haşa bölmem gerekiyor. Bakın şu kısmı da haşa bölüyorum. Şu kısmı da haşa bölüyorum. Şimdi benzedi mi? İyice benzemeye başladı. Ama ne eksik? Bir de limit olursa var ya, bu tadından yenmez. Tam da türev olur, limitli olursa. Hemen iki tarafa da limit koyuyorum. Limit h sıfıra giderken. Bakın bunları sonradan kendimiz ekliyoruz. Limit h sıfıra giderken. Şimdi arkadaşlar artık şu kısım benim için, bak şu bölüm, formülede bakın lütfen, x sıfırın yerine x geldiği için burası f türev x oldu benim için. Karşı tarafa baktığım zaman ben bunu şöyle yazacağım, bak limit h sıfıra giderken, h sıfıra giderken h üzeri 5, bakın şöyle parantez açtım, h üzeri 5 bölü h, h üzeri 4, 4xh bölü h artı 4x eksi 10h bölü h eksi 10. Arkadaşlar gördünüz mü? Tekrar söylüyorum, bak burayı nasıl yazdım? H üzeri 5 bölü h artı 4xh bölü h eksi 10h bölü h'tan buraya geldi. E şimdi limiti sonlandıralım. Artık limitimizi alalım. H'ın yerine 0 koyduğumuz zaman, bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Ben h yerine 0 koyuyorum. X yerine değil. H yerine 0 koyarsam, h yerine 0 koydum gitti, 4x eksi 10 kaldı. Bu tarafta f türev x oldu. Gördünüz mü? F türev x'imiz 4x eksi 10. E bana ne lazımdı? F türev 3 lazımdı. O zaman f türev 3'ümüz ne oldu bakın arkadaşlar? X'in yerine 3 koyarsak cevabımız 2 oldu diyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Daha değişik yollarla da çözüm yapabilirim. Ama şunu söyleyeyim. Bazı sorularda ben görüyorum mesela kitaplarda, artık ÖSYM de öyle. Hani böyle bir değerden ziyade bir formül, bir yorum istiyor. O yüzden f türev x'i direkt sorabilir. Benim size tavsiye edeceğim çözüm şekli bu olur. Daha başka yollarla da çözebilir. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Yine söylüyorum size. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfada bizi, çıkmış işte bütün bunları size anlatmamıza sebep olan 2007 sorusu karşımızda arkadaşlar. 2007 sorusu. Şimdi sorumuzu okuduğumuz zaman tüm reel sayılarda türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx artı y eşittir fx artı fy artı x çarpı y, limit h sıfıra giderken fh bölü h verilmiş, f de 1 nedir? Şunu söyleyeyim, 2007 senesinde bu soru geldiği zaman sınavın en böyle konuşulan sorularından biri olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi kıymetli gençler şöyle yapalım. Soruyu biraz yukarı aldık ve çözümümüze başlayalım. Bakın yine tanımlara her sayfaya koydum ki hani kafanızda arkadaşlar şekillensin, kafanızda bir şeyler oluşsun, görün, sürekli görün yani formülü. Tüm reel sayılarda türenebilen. Evet şimdi iki tanıma baktığım zaman hangisine, soruyu hangisine benzetebileceğimi bir konuşalım. Fx eksi fx sıfır oluşturma ihtimalim var mı? Fx eksi fx sıfır. Göremiyorum. Fx sıfır artı h eksi fx sıfır oluşturabilir miyim? Şimdi h hiç görünmüyor zaten. H yok. X sıfır da yok ama hani x de idare ederiz. Onu karşılarız ama h hiç yok. Peki ben fx'i bu tarafa alsam. Fx artı h eksi fx gibi bir şeylere benzer bir durum oluyor gibi. Bakın yine şu ikinci formüle benzeterek çözmeye çalışacağım. Nasıl hocam? Fx'i karşıya atacağım ilk olarak. Fx artı y eksi fx eşittir fy artı x çarpı y. Değerli gençler, şimdi dikkat edin. Fx artı h eksi fx. H yerine y gelmiş. Şimdi ben benzemesi için şurada h yerine sadece formülde y koyduğunuzu düşünün. Bak şuradaki y'yi koyarsam fx0 artı y eksi fx0 bölü y. O zaman her tarafı şöyle yapalım. Her tarafı ben hem burayı hem de burayı y'ye bölsem şu kısım sanki biraz daha benzer oldu mu? Bakın fx artı h eksi fx bölü h'tı. Fx artı y eksi fx bölü y oldu. Ne lazım bana? Bir de limit lazım. Her iki tarafa bir de limit koyacağım. Y sıfıra giderken. Bakın. Y sıfıra giderken limiti de koyduk. Kıymetli gençler. Bakın bunu yaptıktan sonra artık benim için şurası neyin açılımı oldu? Dikkat ederseniz. Neyin açılımı oldu? F türev x'in açılımı oldu. Bakın formüle bakın arkadaşlar. Bakın. H yerine y koydum.
f türevi x0 olacaktı. X0 yerine de x gelmiş. Peki ben şurayı nasıl yazabilirim? Limit y0'a giderken, limit y0'a giderken ben şu ifadeyi f y bölü y artı x çarpı y bölü y'den x diye yazabilir miyim? Kıymetli gençler bakın. Soruya bir bakın. Limit h0'a giderken f h bölü h bize 3 olarak verilmiş. E benim elimde de y0'a giderken f y bölü y var. Ha h gelmiş buraya, ha y gelmiş. O zaman f türev x dediğim vatandaş neye eşit oldu? F y bölü y'nin limitinden 3 artı x geldi. Bakın tekrar söylüyorum. F türev x'i sorabiliyorlar. F türev x'i sorarsa cevap bu. Bana f türev 1 sorulduğu için f türev 1'imiz de kaçmış arkadaşlar? Bizim 4'müş diyoruz. Kıymetli gençler, bu soruların kolay olmadığını biliyorum. Zorlanacaksınız. Ama dediğim gibi çıkmış bir örnek var önümüzde. O yüzden bakın geriye doğru aldığım zaman size türeve böyle başladım. Tanıma dikkatinizi çekmek istedim arkadaşlar, tanıma. En baş sayfa alıyorum bakın. Şu iki tanımı bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bunu ve bunu mutlak surette öğrenmeniz lazım. Bu soruları çözmek istiyorsanız. Aa hocam ben çözmem. Bir tane soru gelmiş, başka da gelmez dersen senin bileceğin iş. Ama çıkmış bir soru varsa çıkma ihtimali de her zaman vardır. 2007 sorusuyla da onu gösterdik. Değerli arkadaşlar, şu dot kısmında artık daha hani bildiğiniz, alışkın olduğunuz yerlere doğru geliyoruz. Dy bölü dx ifadesi y'nin x'e göre, y'nin x'e göre nedir? Türevidir değil mi? Bakın y'nin x'e göre türevi. Dy bölü da yazılışı ise y'nin a'ya göre türevi demektir. Bunları gösteriyorum ki soruları çözerken ya bu neydi, bunun anlamı ne falan demeyelim. Altta yazan şey neyse benim değişkenim o kardeşim. Y'nin a'ya göre türevi, y'nin x'e göre türevi. D kare y bölü dx kare gösterilişine dikkat. D kare y bölü dx kare ifadesi de y'nin x'e göre ikinci türevidir. Y'nin x'e göre ikinci türevidir. Evet arkadaşlar, şimdi dersimiz burada bitti. Birinci dersimiz. İkinci ders tekrar görüşmek üzere. Kurallarla ben devam edeceğim. Görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar, merhabalar. Şimdi teneffüste sorularınıza bir baktık. Genellikle ekranın donmasıyla alakalı sıkıntılar yaşamışsınız. Teknik ekibimize sorduğumuzda ekran donması bizimle alakalı değil diyor. İnternet hızınızı bir kontrol etmeniz gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. İsterseniz ona bir bakın. Bir öğrencimiz de şey sormuş. Hocam biz türevi hiç görmedik. Türev limit ilişkisiyle başlamak niye diye. Değerli gençler, türevimiz böyle başlıyor ama ben hani şöyle söyleyeyim. Şeyde artık bir şey kalmadı. Yani türev alma kuralı ile alakalı biz şöyle düşündük. Hani polinomlarda bir türev metodu vardı. Bir tip polinom sorusu türevle çözüldüğü için şahsen ben kendi adıma söyleyeyim. Veya genelde öğretmen arkadaşlar polinomlarda türev metodunu sadece şu hani üst öne atılır. Üstün değeri bir azaltılır. Ben şurada kısa bir iki örnek çözerek o arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş olalım. Sadece bunu bilmeniz yeter hani bu sorular için. Şöyle anlatayım. Bakın mesela bir fx fonksiyonumuz, fx fonksiyonumuz eksi 5 x küp artı 7 x kare eksi 13 x artı 1 olsun mesela. Şimdi kural nedir? Kural şudur. Bakın yazayım. Üst, bakın yazıyorum. Üst öne çarpım olarak atılır. Üst öne çarpım olarak atılır. Ve üst 1 azaltılır. Üst 1 azaltılır. Sadece ve sadece bu arkadaşlar. Üst öne çarpım olarak atılır ve üst 1 azaltılır. Bu soruları çözmek için sadece bunu bilmeniz yeterlidir. Bakın şöyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu mantıkla biz türevi alırken, ayrıca sabitin türevi de sıfır, onu da söyleyeceğim. 3 bakın, üst öne doğru atacağım. 3'ü öne attım, eksi 5 ile çarpıldığı zaman. Eksi 15. Hocam x'in üstünü ne yapacağım? Bir azaltacaksın. Ne olacak? Üst 2 olacak. Mesele bu bakın. X karedeki 2'yi öne atıyorum ama çarpılarak atılıyor. Bakın atıyorum, çarpıyorum. Kaç oldu burası? 14x oldu. 14x oldu. Şurada x'in üstünde 1 var. Öne attım çarpma olarak. 1 ile eksi 13'ü çarparsam eksi 13. Eksi 13. Şimdi hocam 1'in türevi ne oldu? T
Tekrar şuraya da yazayım isterseniz. Birazdan da işleyeceğiz ama sabitin türevi şunu bir saniye silelim. Sabitin türevi eşittir 0. Nedenini söyleyelim. Hani burada x üzeri 0 var aslında. 1 çarpı x üzeri 0. 0'ı öne attığımız için oradan 0 gelecek çarpmadan dolayı. Sabitin türevi 0. Üst öne çarpma olarak atılır. Üst bir azaltılır. Hemen ikinci türevimi yazıyorum ben. İkinci türev de iki çizgiyle gösteriliyor arkadaşlar. Bir çizgi, bir türev, iki çizgi, iki türev, üç çizgi, üç türev. Bu belli başlı kurallar. Dediğim gibi polinomlarda anlatıldığı için biz bu kadar hani detaya girmemiştim. Ama tekrarlıyorum. 2 öne çarpım olarak attım. E ne oldu? Eksi 30 çarpı x'in üstünü bir azalttım. 1 oldu. X üstü 1 vardı öne çarpım olarak attım. Artı ne oldu? 14 oldu diyoruz. İkinci türevimiz budur. Neymiş demek ki türev? Üst öne atılır ve üstün derece x'in derecesi de 1 azaltılır. Bu kadar. Sabitin türevi de 0. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar geri dönecek olursak sorumuza, bakın şuraya kuralımıza, bir arkadaşımız da demiş hani hospitalden mi geliyor, hospital mi buradan geliyor? Evet, bunu hospitalle de çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu ifadenin adını koymak için, şimdi çok detaylara giremeyeceğim derslerimiz kısa olduğu için, hani işin nereden geldiği boyutuna çok girmeyeceğim. Yüzyılları almış matematiklerin, yani bu oranın, bu limit oranının bir türev demek olduğunu bulmaları yüzyıllarını almış arkadaşlar. Evet, hospital bilenler zaten x'in yerine x0 koyduklarında 0 bölü 0 verisi ne olur? Yukarı türev böyle aşağının türevinden bunun bu olduğunu görürler. Ama bilmeyen arkadaşlarımız da tekrar söylüyorum. Bilen ya da bilmeyen fark etmez. Şu iki formülü aklınızda tutacaksınız. Bu iki formülü aklınızda tutacaksınız. Bakın verdiğim örnekleri lütfen YouTube'a yükleyecekler. Bunları tekrar tekrar dinleyin. İlk başta bunlarda zorlanmanız çok doğal arkadaşlar. Normal olabilir. İnşallah çözdükçe kafanız oturur. Kurallarımızla başlıyoruz. Şimdi... Az önce demiştik gösterim olarak y'nin x'e göre türevi, y'nin a'ya göre türevi. Şu gösterim ise bak bunlar gösterim yapacağımız bir şey yok. Bunu bileceksiniz. D kare y bölü dx kare de y'nin x'e göre ikinci türevi manasında kullanılıyor. İkinci türevi manasında kullanılıyor. Şimdi ilk kuralımıza baktığımız zaman. C bir reel sayı, y eşittir c. Az önce söyledik sabit bir sayı, y'nin türevi sıfırdır. Sabitin türevi eşittir sıfır. Fx'imiz bakın kök 5 artı pi, x'e bağlı olmayan sabit bir fonksiyon. Türevi ne olacak bunun arkadaşlar? 0 olacak. Fx'imiz 2x kare artı 5. F'in kime göre türevinden bahsediyor? A'ya göre. Bakın şunu karıştırmayın arkadaşlar. Ben şöyle sorsaydım. Df bölü dx sorsaydım. F'in x'e göre türevi olacaktı bu. F'in x'e göre türevi demek x'in üstüyle oyna. X'in üstünü öne çarpım olarak at demekti. E dolayısıyla arkadaşlar x'in üstünü öne çarpım olarak atarsam 4x, 5 türevi 0 olacaktı. E hocam şimdi f'in x'e göre türevi 4x de f'in a'ya göre türevi niye 0? Çünkü fonksiyonda a yok. Benim için a'ya göre türev al dediğinde a yok. Sabit olduğu için sabitin türevi 0 arkadaşlar. Bu nereden geliyor tekrar söylüyorum. Sabitin türevi eşittir 0 diyeceğiz arkadaşlar. Sabitin türevi eşittir 0. Tamam mı gençler? X'e göre türev isterse böyle alıyoruz. X'in üstüyle oynuyoruz. Ama fonksiyon A'ya bağlı değil. O yüzden A'ya göre türev 0. C'ye göre, K'ya göre türev de isteseydi cevabım 0 olacaktı. 2 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar. Şurada zaten az önce anlattığım mevzu. Bakın x üzeri n ifadesi y'nin türevi nasıl alınıyor arkadaşlar? Üst öne çarpım olarak atılıyor. Orada 1 vardı. N'i öne attım. N çarpı x üzeri n eksi 1 diye yazıldı. Üstte bir azalttım. Az önce söyledik. E bakın 2x küp. Türevi nasıl alıyor arkadaşlar? 3'ü öne attım. Çarpım olarak tabii ki atıyorum. 6x kare. Türevi bu. Üst öne çarpım olarak atılır. Üst bir azaltılır. Üçüncü kuralımı verip ondan sonra örneklerime devam edeceğim. Üçüncü kuralım şu. 2'den bir farkı yok. 1'den bir farkı yok. Toplama çıkarma durumunda yan yana birkaç fonksiyon olursa sırayla türev alırız. Bakın türevi nasıl alıyormuş? Birin sıradakinin türevi. Aradaki işaret neyse artı ise artı. Eksi ise eksi. İkinci sıradakinin türevinden yapıyoruz biz yine yapacağımız. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Arkadaşlar bazı çözümleri hazır yazdım. Akıl tahtta yazmak biraz daha zor ve zahmetli olduğu için bazılarını hazır yazdım. Bakın fx eşittir 2x küp eksi 5 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3.
artı küp kök x kare ise f'in türevinde 1 nedir diye sormuş. Değerli gençler, şimdi öncelikle evet üst öne çarpma olarak atılacak ama gördüğünüz gibi burada bir kök ifadesi var. Ben ne yapmışım? 2x küp duruyor, eksi 5 çarpı x kare eksi 1 bölüştü duruyor. Küp kök x karede o küp kökün dışına çıkarmışım ifadeyi. Nasıl çıkıyordu? İç yerinin üstünü kökün derecesine bölerek dışarı aldım. Bakın daha türev almadım. Türeve şimdi başlıyorum. Nasıl alınıyordu türev? Üst öne çarpma olarak atılıyordu. 6x kare. Eksi 5 çarpı. Bakın yukarıdan ne gelecek? Eksi 1 bölü 3 öne çarpma olarak atılacak. Ne oldu dolayısıyla? 5 bölü 3 çarpı x üzeri. Hocam nasıl eksi 4 bölü 3 oldu? Hatırlayın. Üst öne atılıyordu. Üst bir azaltılıyordu. Eksi 1 bölü 3'ten 1 çıkardım. Eksi 4 bölü 3 oldu. 2 bölü 3'ü öne attım bakın arkadaşlar. 2 bölü 3 önde 1 vardı çarpı. Üst niye eksi 1 bölü 3 oldu? Üst bir azaldı. Üst azaldığı için. Tamam arkadaşlar bak 2 bölü 3'ten 1 çıktık. Eksi 1 bölü 3 oldu. Türevimizde ne istiyordu benden? 1 istiyordu. Artık x gördüğüm yere 1 yazınca şurada ne geldi? 6 geldi. Buraya 1 yazınca 5 bölü 3 geldi. Buraya 1 yazınca 1'in eksi kuvveti artı kuvveti fark etmiyor. 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için buradan da 2 bölü 3 geldi. Topladığımız zaman da cevabımız 25 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakın bir kez daha gösteriyorum. Sabitin türevi 0. Birinci kural. İkinci kuralımız x üzeri n polinom fonksiyonlarda türev nasıl alınıyor? Üst öne çarpım olarak atılıyor. Üst bir azaltıyor. Üçüncü örnek toplama çıkarma varsa diyor. Toplama çıkarmanın türevi diyor şöyle alınıyor. Sırayla türev alıyorsun. İşte burada olduğu gibi bak aralarda toplamalar çıkarmalar var. Sırayla türev alıyoruz. Evet 4 numaraya geçtiğimizde kıymetli gençler bu kuralları mutlaka ilk defa gören arkadaşlar mutlaka tekrar tekrar çalışmalılar. Mutlaka. 4 numaralı kuralımız. İki fonksiyonun çarpımı verilmişse ve bana türev soruluyorsa. Bakın toplama çıkarmada sorun yoktu. Sırayla türev alıyordum. Çarpmada nasıl türev alıyorum? Kural şu. Birinci sıradakinin türevi çarpı, bakın tekrar söylüyorum. Birinci sıradakinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyorsun. Artı ikinci sıradakinin türevi çarpı birinciyi aynen yazıyorsun. Birinci sıradakinin türevi çarpı ikinci aynen artı ikincinin türevi çarpı birinci aynen. İşte örnek. Y eşittir 2x eksi 1 çarpı x küp artı 1. D'ye bölü dx. Neydi manası? X'e göre türev alıp ondan sonra x yerine ne koy? 1 koy diyor bak. Türevi al ve 1 yaz. Kıymetli gençler ne yapmışız? Bak kuralımıza da bakarak birinci sıradakinin türevi çarpı ikinci aynen artı ikinci sıradakinin türevi. Bakın ikinci sıra şu. Bunun türevi nasıl alınır? 3x kare. Hocam 1 ne oldu? 1 sabit olduğu için türevi 0. Bak buradan sadece 3x kare geldi. İkincinin türevi çarpı birinci aynen. Türevi bitti. Burada x gördüğüm yere 1'i koyarsam 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 1'den cevabımız 7 geldi. 4 numaralı kuralımız da bu. Geldik 5 numaralı kuralımıza. Kıymetli gençler y eşittir fx bölü hx ise y'nin türevi nedir diye soruyor. Fx bölü hx ise y'nin türevi nedir? Nasıl yapıyoruz? Türevimizi nasıl alıyoruz arkadaşlar? Bak bölme işleminde kuralımız şöyleymiş. Payın türevi çarpı paydayı aynen yazıyorsun. Eksi paydanın türevi çarpı payı aynen yazıyorsun. Bölü paydanın karesi. Bakın bunlar ikisi çok önemli. 4 ve 5. maddeler çok önemli. Bunu mutlaka ama mutlaka böyle bilmeliyiz. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı payın aynısı bölü paydanın karesi. Örneğimize bakalım. X küp artı 1 bölü x kare artı 1 ise f türev 1 nedir diye soruyor. Bakın bir bölme işlemi var. Bölme işleminde türev nasıl alınıyordu? Payın türevi 3x kare çarpı payda eksi paydanın türevi 2x çarpı payın aynısı bölü paydanın karesi. Türevi bu. F türev 1'i sorduğu için artık x'in yerine 1'i koydum. 3 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2 bölü 1 koyduğum için 2'nin karesi. Düzenlediğimiz zaman 6 eksi 4'ten 2, 2 bölü 4'ten de cevabımız 1 bölü 2 oldu diyoruz. 1 bölü 2. Değerli arkadaşlar evet 4. ve 5. kurallarımızdı bunlar. Bakın 2 ve 3'te toplama çıkarma ve x türevinin türevi. 4 ve 5'te ise çarpmanın ve bölmenin türevi. Dediğim gibi bu videoları yükleyecekler. Siz oradan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu soruyla devam edelim.
Demiş ki bana fx vermiş, kök içinde içte kökler koymuş. F türev 16 nedir? Baktığınız zaman değerli arkadaşlar ne yapmışım? Burada iki seçenek var aslında. Bazılarınız şu x'ten başlayıp tek tek dışarı çıkararak gidersiniz. Ya da ben ne yapmışım? En dıştaki x'i alıp en içe götürmüşüm. Nasıl olmuş bu? X dediğin adam şuradaki küp kökün içine nasıl girer? X üzeri 3 diye girer. Bakın x üzeri 3 var burada. Bir x de burada var. E ne oldu? Çarpıldığı zaman x üzeri 3 ile x'i çarptım. X üzeri 4 oldu. X üzeri 4'ü bu sefer karekökün içine alacağım. E bu da x üzeri 8 diye girecek. X üzeri 8. X üzeri 8 girdi. Ama bir x de burada vardı. Ne oldu? X üzeri 9 oldu. Hocam köklerin derecesi ne olacak? Köklerin derecesi de iç içe kökler çarpım durumundaysa köklerin dereceleri çarpılır. 2 var, 3 var, 2 var. Çarptık ne oldu? Bakın 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12'yi gördük burada. 12. kuvvetten x üzeri 9. E o zaman fx dediğim adam ben bunu x üzeri 9 bölü 12 diye yazabilirim. E ne olur düzenlediğim zaman 3 ile sadeleştirirsem x üzeri 3 bölü 4 olur. Bakın ne yaptım ben? Türev almadan önce direkt türeve girmedim. Fonksiyonu düzelttim. Sağda hale getirdim. Ve şimdi bunun türevini almaya hazırlanıyorum. E nasıl alınıyordu türev? Üst öne çarpma olarak atılıyor. Önde 1 vardı. 3 bölü 4'ü attım. Ve üst 1 azaldı. 3 bölü 4'ten 1 çıkarırsam eksi 1 bölü 4. Türevde 16 yaz demiş bana. 16'yı koyduğum zaman 3 bölü 4 çarpı 16 üssü eksi 1 bölü 4 oldu. 3 bölü 4 çarpı 16 üssü eksi 1 bölü 4 oldu. E ne oldu bu ifade? 3 bölü 4 çarpı 16 dediğiniz adam 2 üssü 4 olduğu için kuvvetin kuvveti çarpılınca 2 üssü 4'ün eksi 1 bölü 4. kuvvetinden 2 üssü eksi 1 geldi. Çarptık ne oldu bu ifadeyi? 3 bölü 8 oldu diyoruz. Evet arkadaşlar türev böyle bir konu. Bakın en sona gelmesinin ve türevin hani bütün konuları kapsıyor. Bakın köklü bir ifade ne yaptı? İç içe kökler durumunu bilmemizi gerektirdi. En içe ne yaptık? X'leri taşıdık. Fonksiyonu düzenledik. İç içe köklerde çarpmada köklerin dereceleri çarpılıyordu. Çarptık ve sade hale getirdikten sonra da türevimizi aldık. Alttaki soruyla devam edeceğim ben. Şu soruya bir bakmanızı istiyorum. Şimdi kıymetli gençler bakın demiş ki bana bir fx fonksiyonu vermiş. Türevini alıp bir koyar mısın diyor. E türevimizi alalım biz. Türevimizi alıyoruz. F türev x. E bunun türevini alıyorum. Bakın x'in türevi 1. Eksi 2x artı 3x kare eksi 4x küp artı nokta 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 99 çarpı x üzeri 98 eksi 100 çarpı x üzeri 99 olduğunu gördük mü? Ne yaptık? Üstü öne attık çarpma olarak üstte bir azalttık. E türev bitti. Bir yazmak kalıyor geriye. Biri yazalım şimdi. F türev 1'imiz bakalım neymiş? 1 koyduğumuz zaman 1 eksi 2 artı 3 eksi 4. Devam ediyorum. Nokta 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 artı 99 eksi 100 oldu. E bakın dikkat ederseniz her fark 1 eksi 2 eksi 1. 3 eksi 4 eksi 1. 99 eksi 100 eksi 1. E şimdi 1'den 100'e kadar bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Kaç sayı vardı? 100. 2, 2 grupladığınızda her ikili terimden eksi 1 geldiği için kaç tane eksi 1 gelmiş oldu? 50 tane. Cevabında eksi 50 olur diyor. Evet. Şu 5 maddeyle alakalı arkadaşlar biraz sorular çözeceğiz şimdi size. Şunu da söyleyeyim. Şimdi türevin bir kısmı kalktı ve integral kalktığı için artık bu bölümden de türev almalardan da böyle absürt sorular bekliyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Güzel sorular, zor sorular sorulabilir. Haberiniz olsun. Şimdi kıymetli gençler şu soruyla devam edelim. Ne diyor bana bu soru? Diyor ki bakın bir fonksiyon vermiş ama karışık kuruşuk a ile x'ler birbirine girmiş. D kare f bölü dx karenin manası sen ne diyor x'e göre iki tane türev al diyor bana. X'e göre bak. Şimdi arkadaşlar şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Şu alttaki değişken senin nasıl hareket edeceğini söylüyor. Önceki sayfalardan birinde bu ifadenin ikinci türev olduğunu söylemiştik. İki defa türev al diyor bana. Şimdi lakin burada şunu söylemek isterim. A'lar da var. Onları mı yapacağız? X'e göre türev dediği için sen bak şunu yazıyorum. Sen x'lerin
x'lerin üstünü, sen x'lerin üstünü öne at. X'lerin üstünü öne at. A ile A'ya karışma. A'ya hiçbir şey yapma. Tamam mı? Neye göre türev al diyorsan sen onun üstüyle oynayacaksın. O zaman bana birinci türevi yazdır bakalım bak. Birinci türev. Birinci türev nedir? X'in üstünü öne atacağın için bak şu x karedeki 2'yi öne atacaksın. 2a kare x'in üstünde bir azaltacaksın. X olacak. Bak şuradaki x'in üstünü öne attığın zaman eksi 9 tane a x kare. E şuradaki x'in üstünü öne attığın zaman artı 5. E hocam a, e şimdi ben x'in üstünü öne atıyorsam, x'e göre türev alıyorsam a benim için sabittir. E sabitin türevi de nedir? Sıfırdır. Yalnız başına ise. Ha yanda bir x olsaydı sıfır demeyecektim. X'in üstünü öne atacaktım. Ama a yalnız başına, tek başına benim için bir yok hükmündedir, sabittir. Çünkü ben x'e göre türev istiyorum. X'le oynayacağım. İkinci türevi hemen yazalım arkadaşlar. İkinci türev x'e göre tabii ki türev alıyoruz. Yine x'in üstüyle oynayacağım. Bakın 1'i öne attım. 2a kare. X'in üstüyle oynuyorum. Attım. Eksi 18a çarpı x. Değil mi? X'in üstünü öne attım. X bir azaldı üstü. Şunun üstüne oldu. X'leri 0 olduğu için gitti. E sabit. 5'in türevi zaten 0 arkadaşlar. Neymiş bakın cevabımız? 2a kare eksi 18a x'miş bizim cevabımız diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptık? Biz neler yaptık? Toplama, çıkarma, çarpmanın, bölmenin türevlerini öğrendik. Bunlarla alakalı onları kullandığımız sorular yazmaya çalışıyoruz şimdi. Şu soruya baktığımızda arkadaşlar bakın. Bu güzel bir soru. Zor bir soru. Şimdi eğer sen tutar da burada yukarının türevi çarpı aşağısı, eksi aşağının türevi çarpı yukarısı moduna girersen işin içinden çıkamazsın. Bu özel bir durum gerektiren bir sorudur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi x küp eksi 1'in açılımını ben şu yan tarafta bir hatırlatayım. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye açılıyor arkadaşlar. Bir açılım daha yapacağım ben size. X üzeri 4, x üzeri 4 eksi 1'in de açılımını bir yazıp size bir şey anlatmaya çalışacağım. X eksi 1 çarpı x küp artı x kare artı x artı 1 diye bunu çarpanlara ayırmadan biliyor olmanız lazım doğrusu. Şimdi bilmeyenler için de ben bir hatırlatma yaptım. Niye bunu hatırlattın hocam? Bakın bir şey söyleyeceğim. 1 x x kareye bakar mısınız? Bak 1 x x kare bir de 1 x x kare x küp. X'lerin üstü ritmik gittiğinde ben ne yapmışım? Bunu x eksi 1 ile çarptığımda daha düzgün bir şey olmuş. Bak dikkat edin. 1 x x kare x küpü x eksi 1 ile çarpınca x küpte bitmişti ya olay. X'leri 4 eksi 1 olmuş. 1 x x kare x eksi 1 ile çarpınca x kare bitmişti ya olay. X küp eksi 1 olmuş. Şimdi şu yazılışlar, bu verdiğim şu altını çizdiğim mavi yerlere benziyor mu? Benziyor. Nasıl benziyor? Bakın 1 x x kare x küp x üzeri 19'a kadar gitmiş. Bu x küpe kadar gitmişti. Bu da x üzeri 19'a kadar gitmiş. O zaman ben şu ifadenin hem üstünü hem de altını x eksi 1 ile çarpsam hiç de bir şey değişmez değil mi? Hem yukarıya hem aşağıya aynı hamle yaptığım için bir şey olmaz. E şimdi benim fx fonksiyonum ne oldu arkadaşlar? Bak yazılışlara lütfen dikkat. Şuraya bakarak konuşalım. X üzeri 20 eksi 1 yukarısı oldu. X üzeri 10 eksi 1 de aşağısı oldu. E şimdi ben bunu ne yapabilirim? 2 kare farkını gördünüz mü? Bak şurada 2 kare farkını bak şuraya bak. Ben bunu x üzeri 10 eksi 1 çarpı x üzeri 10 artı 1 diye çizebilir miyim? Bak böyle çarpanları ayırabilir miyim? X üzeri 10 eksi 1'ler gitti. Dikkat ederseniz benim fx fonksiyonum x üzeri 10 artı 1 oldu. Gördünüz mü? E şimdi bakın şunun türevini almak nerede? Bunun türevini almak nerede? E şimdi türevini alıyoruz. Türevimizi aldık. 10 çarpı x üzeri 9 oldu. Türevde 10'u koyduğumuzda ne oldu olay? 10 çarpı 10 üssü 9'dan cevabımız 10 üssü 10 oldu diyoruz. Evet arkadaşlar burada bakın bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Evet türev alma kurallarını bilmek önemli ama her şey demek değil arkadaşlar. Yani tutar da şuna sen direkt türev almayla girersen soruya üstün türevi çarpı alt eksi altın türevi çarpı üst bölü altın karesi dersen sıkıntıya sokar soru seni.
Evet arkadaşlar, şimdi buradan şuna da bir bakalım. Köklü bir ifadenin türevi nasıl alınacak? Türevi şöyle alınıyor. Kare kökün içinin türevi bölü iki tane kökün kendisi. Bak bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Köklü bir ifadenin türevi, kare kök içinin türevi bölü iki tane kökün kendisi. O zaman nasıl alınacak hocam? Bak kare kökün içinde fx var. İçinin türevi f türevi x bölü iki tane kökün kendisi. Kare kök türevini ezberle. Diğer kökleri kök dışına çıkarıp türev alabilirsin. Ama kare kök türevini niye ezberle? O kadar çok karşısına çıkar ki. O yüzden bunu ezberleyin arkadaşlar. Kare kökün türevi. İşte bakın aşağıda örneklendirmişim. Y eşittir kök içerisinde 2x kare eksi 5x artı 1. Bana y'nin türevi sorulmuş. Nasıl alınacak y'nin türevi? Bak yukarıdaki kuralımı izle. Kare kökün içinin türevini üste yazıyorsun. Kare kökün içi bu kardeşim. Nasıl türev alacaksın içinin? Üste öne attığın 4x eksi 5 bölü 2 tane kare kökün kendisi. Yukarı tarafa kökün içinin türevini koyuyorsun. Aşağı tarafa 2 çarpı kökün kendisini koyuyorsun. Mesele bu. Hocam işte karekök böyle. Bu başka bir kök mesela. 5. dereceden kök x küp demiş. Bunun türevi sorulmuş bana. Ne dedim ben yukarıda? Karekök türevini ezberle. Kitaplarda bunun formülü de vardır ama çok da ezberlemene gerek yok. Ezberlersen de sen bilirsin. Diğer kökleri kök dışına çıkarıp türev alabilirsin. Ne yapmışım bakın ben bunu y'nin türevi sorulduğunda. X üzeri 3 bölü 5 diye dışarı almışım. Ondan sonra türev almışım. Karekökü de böyle yapabilirsin. Ha karekök böyle olmaz mı? Onu da böyle yapabilirsin. Sorun yok bütün kökte. Ama karekökü hızlı çözüm adına ezberle. Y'nin türevi ne olur? Üstü öne attım. 3 bölü 5 çarpı üst bir azaldı. Eksi 2 bölü 5. Bundan sonrası bunu düzenlemeye kalıyor. Y'nin türevi 3 bölü 5 çarpı 1 bölü x üzeri 2 bölü 5. O da ne oluyor? 3 bölü 5 tane x üzeri 2 bölü 5 dediğimiz vatandaş 5. kuvvetten kök x kare demektir. Evet arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Ne yaptık bakın bu sayfada? Karekök türevini öğrendik. Nasıl karekökün türevi? İçinin türevi pay kısmına, payda ya da 2 çarpı kökün kendisini koyuyorsunuz karekökün türevi. Üst tarafa içinin türevi, alt tarafa da 2 çarpı kökün kendisini koymanız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar bak. Ne yaptık? Bir kök örneği verdik. İçinin türevini yukarıya 2 çarpı karekökün kendisini aşağıya koyduk. 5. kuvvetlerin x üzeri 3'ün türevini alırken de dışarı çıkardık. Normal türevini aldık. Düzenledik, kök yazdık. X üzeri eksi 2 bölü 5, 1 bölü x üzeri 2 bölü 5. Bu da x karenin 5. kuvvetlerin kökü demektir diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bugünlük bu kadar. Kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam edeceğiz. Lütfen bunları tekrarlayalım. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.